hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Sizleri sormalı. Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Çağatay Bey, cildimizi güzelleştirdik. Evet. O bölümü hallettik ama gelelim şu kilolarımıza. Herkesin derdi kilo alıyoruz. Su içsem yoruyor. Neden kilo alıyoruz? Nerede hata yapıyoruz? Şimdi kilo deyince aslında herkesin hassas noktası değil mi? Kesinlikle. Yani bu kilolar nasıl gidecek? Yani bunları nasıl halledeceğiz? Nasıl bir fit hale geleceğiz? Öncelikle neden kilo alıyoruz? Kilo almamızın birkaç tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi yararlı sandığımız besinleri çok yiyoruz. Buna bir örnek verelim mi? Örnek veriyorum, et. Biz diyoruz ki et çok faydalıdır, işte protein içeriği yüksektir, bunu yersek kas yapımız korunur ve bizim için faydalı olur diye düşünüyoruz. Ama et yesek bile ne tüketirsek tüketelim fazlası vücudumuzda yağ olarak yapılıyor. Yani meyve de belki buna bir kesinlikle örnek değil mi? Burada ekstradan bir parantez açalım. Protein içeriği yüksek bir beslenmeden bahsetmiyorum sadece. Yani ne olursa olsun fazlası vücudumuzda yağ olarak depolanır. Ondan sonra neden kilo alıyoruz? Ara öğün yapmıyoruz. Neden ara öğün yapmamız lazım onu anlatıyorum. Ara öğün yapmazsak şeker seviyemiz düşer. Şeker seviyemiz düşerse de el ayak titremesi, sinir bozukluğu, dil damak kuruması gibi sorunlar yaşarız. Bunun sonucunda da bir porsiyon yiyeceğimize iki porsiyon yeriz. Fazla kaloriden yine kilo alırız. Bir faktörümüz daha var. O da aç kalmak. Aç kalınca sanıyoruz ki kilo vereceğiz. Hayır. Aç kalınca aslında kilo alırız. Neden? Aç kalınca vücutta kas kaybolur. Kas kaybolursa metabolizmamız yavaşlar. Ve böylece kilo alırız. Ve depolama da başlıyor değil kesinlikle mi? Vücut çünkü evet gelmiyor bir şey diyor ve bir kıtlık bilincine giriyor. Bir şekilde depolar atmaya başlıyor. Kesinlikle. Tabii ben mesela hep şunu söylerim. Benim için doğru hakem hiçbir zaman tartı değildir, aynadır diye. Evet. Çünkü bazen tartıda çok bir şey değişmiyor ama aynaya baktığınızda evet inceldiğinizi görüyorsunuz. O zaman nereden kilo kaybettiğiniz de herhalde önemli. Aynen öyle. Süper bir konuya değindiniz. Yani buna şöyle bir örnek verelim mi? İki tane hanımefendi görüyoruz. İkisi de aynı yaşta, aynı boyda ama biri 70 kiloyken diğeri daha zayıf görülüyor. Aynı kiloda olmasına rağmen. Bu vücut yağ ve kas ağırlığına göre değişkenlik gösterir. Burada şöyle bir örnek verelim. Yağ hücrelerini ben pamuğa benzetirim. Daha geniş bir hacme sahip. Kas ise demirdir. Bir kilo yağdan bu kadar hacim giderken bir kilo kastan bu kadar hacim gider. O yüzden verdiğimiz kiloları yağdan vermemiz lazım ki daha fit bir hale gelelim. Evet, biz de tabii çok özellikle kadınların yağlandığı bölgeler Türkiye'de çok belli, işte basen evet ve göbek. Oradan yağ vermek çok zor. Oraya özel diyetler var mı Çağatay Bey? Mesela hani göbeğim gitsin gibi böyle. Çünkü bir de bazen yüzümüz de küçülüyor. İşte çöküyoruz, daha evet yaşlı gözüküyoruz ama bölgesel kilo vermek diye bir şey var şimdi mı? Bölgesel diyet diye bir şey mümkün değil. Yani mesela örnek veriyorum, siz bana danışan olarak geldiniz. Ben desem ki şimdi size bir diyet programı yazacağım Nilüfer Hanım. Sağ bacağınızdan vereceksiniz. Yani böyle bir şey, o yüzden açıkçası mümkün değil. Çok olan yerden daha çok kilo gider. Hani bir laf vardır ya, azdan az çoktan çok gider. Tabii ki yüzümüzden gidecek, kollarımızdan gidecek ama şikayetçi olduğumuz bölgelerden de gidecektir. O yüzden kilo verince bütün vücudumuz gayet sağlıklı bir hale bürünecek. Peki ilk yeme saatimiz, son yeme saatimiz gene önemli mi sizin için? Tabii. Yani burada şöyle bir durum var. Mesela uyandıktan bir saat içinde mutlaka kahvaltı yapılmalı. Uyandım bir saat tabii sonra. Burada ana sebep nedir? Önce herkesten bir ricam var. Bir beslenme programı uygularken her şeyin nedenini bilin. Neden böyle yapıyorsunuz? Nedenini bilin ki kilo korumanız da kolay bir şekilde olsun. Uyandıktan bir saat sonra kahvaltı yapılsın diyoruz. Neden? Çünkü uykudayken zaten kan şeker seviyeniz düşüyor. Bir de uyandınız, üstünüzü giyiyorsunuz, iş telaşı, işlere gidiyorsunuz vesaire. Düşük olan şeker seviyenizi daha da düşürüyorsunuz. Böylelikle biraz önce bahsettiğim gibi el ayak titremesi, sinir bozukluğu, dil damak kuruması ve bir sonraki öğüne çok yüklenme gibi durumlar oluyor. Çünkü aşırı acıkıyoruz. Kesinlikle. O yüzden kalktıktan bir saat içinde mutlaka kahvaltı yapılacak. Kahvaltıda ne yiyeceğiz işte, ana konu o. Çünkü orada bir kez yanlış beslendim ve aman diyorsun yarın yaparım bu böyle bugün gitsin diye. O sizin ilk açılış kapınız ya ve yolunuzu da belirleyen kılavuz aslında gün için. Bir de motivasyon oluyor. Günü güzel başlayınca hani ben bugün sağlıklı besleniyorum deyip ona göre devam ediyorsunuz. Kötü başlayınca kötü gidiyor. Kahvaltıda neler yapılmalı? Burada yıldızlı bir bilgi vereceğim. Lütfen herkes çok iyi dinlesin. Her ana öğünde protein almamız lazım. Yani şöyle bir beslenme programı olmaz. Ben öğlen et yiyorum, akşam biraz hafif geçiştireyim, sebze olmaz. O yüzden kahvaltıda da olmazsa olmazımız protein kaynakları. Yani yumurta mesela. Yumurta ve peynirdir. Peynir. Şimdi bizim için dünyadaki en faydalı besin yumurtadır. Ne yerseniz yiyin yumurtanın faydasını göremezsiniz. O yüzden kahvaltılarınızda yumurtanızı ve peynirinizi eksik etmeyin. Böylelikle hem kas yapınızı koruyacaksınız,
Hem de kalsiyum içeriği yüksek olduğundan dolayı kemik sağlığınızı koruyacaksınız. Bir taşla iki kaş damla. Evet. Süper. Proteinimizi aldık. Domates, salatalık, yeşilliğimizi yeriz. Bunların lif içeriği yüksek olduğundan dolayı hem bize tokluk hissi verir hem de bağırsaklarımızı çalıştırır. Yanına zeytinimiz, ekmeğimiz, bu şekilde güzel bir kahvaltı olacak. Şimdi şöyle, diyet deyince her zaman şey düşünüyoruz. Farklı farklı besinler tüketilmesi lazım. Diyette çünkü ekmek olmaz sanıyoruz, zeytin olmaz, peynir olmaz sanıyoruz. Farklı besinler arıyoruz. Hayır, diyetin uygulanabilir olması için sürdürülebilirliği, yani evet, sürekli bulunabilmesi önemli. Evet, ben çok katılıyorum buna. Kesinlikle. Yani çok zor şeylerle yaptığınız zaman o çok kısa vadeli oluyor. Ve üstelik onu bıraktığınız zaman daha da fazla kilo alıyorsunuz. Evet. Yo-yo etkisi yo-yo dediğimiz. Bir de şöyle bir durum var. Size diyoruz ki mesela gidin bunu alın. Bugün buluyorsunuz, yarın buluyorsunuz. Bir sonraki çalışanlar için bir de o çok zor bir şey. Kesinlikle, aynen öyle. Yo-yo çok güzel değindiniz. Yo-yo nedir? Verdiğimiz kiloların bir an önce geri alınması durumudur. Peki bu neden olur? Eğer ki kiloyu sudan verirsiniz, yo-yo etkisi görürsünüz. Ama yağdan bir kayıp sağladığımız zaman, yağdan sağlanan kayıplar hemen vücudumuza geri yerleşmez. Burada önemli olan işte kiloyu yağdan mı veriyoruz, kastan mı veriyoruz veya sudan mı veriyoruz? Bizim için en önemli durum bu. Bir de tabii porsiyon kontrolü, değil mi? Onu nasıl belirleyeceğiz? Şimdi şöyle, bu tabii porsiyon kontrolünü yapmadan önce kişinin bir fiziksel muayeneden geçmesi lazım. Yani yaşı nedir, cinsiyeti nedir, metabolizması nedir, herhangi bir rahatsızlığı var mı, buna göre belirleyeceğiz. Bu tamamen kişinin metabolizmasına ve rahatsızlıklarına bağlı değişiyor diyebiliriz. Az ya da çoğaltılabiliyor. Az ya da çok. Bazen şöyle bir durum oluyor mesela. Bir kişi geliyor, bir beslenme programı hazırlıyoruz. Hocam inanılmaz doyuyorum diyor. Ama buradaki porsiyonun önemli olan bir de kalorisi var. Sadece hacimsel değil, bir de kalori değerine bakmak gerekiyor. Evet, bazen de mesela agresif diyetler var. Kastım şu, bir gün boyunca aynı çeşit şeyi yemek, ödem söktüren. Mesela ilk aklıma gelen lahana çorbası yapar biz hanımefendiler ara ara. Bir gün boyunca işte hazırladığınız tarife uygun lahanayı yersiniz. Sonra normal rutine devam edersiniz. Böyle vücudu arada şaşırtmalar veya böyle agresif oynatmalar doğru bir şey midir? Şöyle, özellikle hanımlar düğün sezonu olduğu zaman hemen bir akrabamızın, eşimizin, dostunun bir mezuniyeti olabilir. Herhangi durumda direkt acilen kilo vermek istiyoruz. O yüzden işte lahana çorbaları olsun, kabak çorbaları olsun, bunları tüketiyoruz. Detoks tabii ki belli aralıklarla yapılabilir. Ama detokstan verdiğiniz kilolar yağdan değil, sudan gitmektedir. O yüzden detokstan 3 kilo veriyorsanız bunun 3'ünü de alma ihtimaliniz daha yüksektir. Günü kurtarılabilir ama 100 kilodan 60'a düşeceğim derseniz mümkün. Bu mümkün değil. Ara öğün dediniz ya, ara öğün deyince benim aklıma hemen yoğurt veya işte badem, ceviz gibi kuru yemişler geliyor. Sizin ara öğünden kastınız ne? Kesinlikle aynı şeyler. Benim de aklıma aynı şeyler geliyor. Yani artık bu programları yapa yapa değil mi? Ben de artık minik bir uzman olmuşum. Ya süper, ama hepimizin aklına aslında bunlar gelmeli lazım. Çünkü badem diyorsunuz, ceviz diyorsunuz, meyve diyorsunuz. Bunların hepsi bulunabilir. Yani şimdi antin kuntin bir şey istesek nereden bulacaksınız? Peki meyve ara öğünü olabilir mi? Süper. Mevsiminde meyve. Kesinlikle meyve olur. Niye meyve olur? Hem C vitamini yüksektir. Bize hastalıklardan korur. Çünkü antioksidant içeriği yüksektir. İkincisi, bağırsaklarımızın çalışmasını sağlar. O yüzden meyve de ara öğün olur, ceviz de olur, badem de olur, fındık da olur, süt, yoğurt, ayran, bunlar da ara öğün olarak tüketilir. Mesela özellikle karpuz ve kiraz geldi hemen, mevsimin meyveleri olduğu için şeker miktarı çok yüksek meyveler. Gene de yiyebilir mi kişiler veya muz? Şimdi şöyle, meyvenin porsiyonları vardır zaten. Bizim belirttiğimiz ölçüde yiyebilir ama kişinin insülin direnci varsa, şeker hastalığı varsa bunlar dikkat edilmesi gereken meyvelerdir. Ben bu meyvelere dediğiniz gibi kavun, karpuz, muz, üzüm, incir, kuru meyveler. Bunlar şeker seviyesi yüksek meyvelerdir. Ben bunları yasak olarak adlandırmam ama dikkat edilmesi gereken meyvelerdir. Mutlaka porsiyon kontrolünün yapılması lazım. Aynen. Şimdi bir ayda maksimum kaç kilo vermek sağlık açısından iyidir? Şimdi şöyle, kiloyu yağdan verebiliyorsanız ucu açıktır bunun. Yağdan kilo kaybından bahsediyorum. Tabii burada kişinin kilosu da çok önemli. Tabii. Şimdi ben kalkıp bir ayda 10 kilo isteseniz de veremem zaten. Evet. Ama kilosu yüksek olan bir birey 10 kilo da verebilir. Ama tekrarlıyorum, burada önemli olan yağdan kayıptır. Şimdi kişi fazla kilo vereceğim diye kastan, zararlı sudan bir beslenme programı uygularsa kastan sudan verir. Bu verdi 10 kilo değil 3 kilo verse bile bu bile zarardır. Ama dediğim gibi yağdan vermeye bağlı olarak bu değişebilir.
Yağdan kilo vermenin yolu nedir peki? Doğru yerden kilo vermenin yolu nedir? Yağdan kilo vermenin 3 basit sırrı var aslında. Biz terletiriz Evet, evet, sorularımızla evet, Çağatay Bey. güzel Klima sorular. olsa da Güzel sorularla. sorular, evet. Yağdan kilo vermenin 3 büyük sırrını söyleyeceğim şimdi. Harika. Notlar alınıyor mu hanımlar beyler? Bekleyelim biraz Önemli bilirsin. bir açıklama geliyor Beni kilo ile ilgili. terlettiniz. Biraz da kağıt Üzgün. kalem bularak izleyenleri terletelim. Bir, bitkisel yağ tüketelim. Bitkisel yağ nedir? Biraz önce siz de söylediniz aslında. Ceviz, badem, fındık, zeytin, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, avokado yağı. Peki neden bunları istiyoruz? Bir, omega 3 içeriği yüksek olduğundan dolayı mental açıdan bir rahatlama sağlar. İki, omega 3 içeriği yüksek olduğundan dolayı ileride oluşabilecek Alzheimer riskini önler. Harika. Burası hanımlar için özellikle çok büyük bir faktördür. Vücutta kolajen sentezini artırır ve cilt yıpranmaları, kırışıkların azalmasını sağlar. Buradan bizi yakaladınız zaten. Kesin. Dördüncü ve yıldızlı maddedir. Vücuda yağ alırsınız ama vücudun yağ yakımını hızlandırırsınız. O yüzden birinci maddeniz bitkisel yağ tüketimi. İkincisi ara öğün yapmak. Üçüncüsü ise herhangi bir rahatsızlığınız yoksa hekiminizin, diyetisyeninizin önerdiği miktarda kafein tüketmek. Çünkü kafein tüketimi hem enerjinizi artırır hem de yağ yakımınızı Mesela yani bir günde ne kadar bir filtre kahve ya da Türk hızlandırır. kahvesi içmek buna Süper. tekabül ediyor. Şöyle günde 2-3 fincan kahve diyebiliriz biz buna. Ama sade kahveden, yani sütlü bir kahveden falan bahsetmiyoruz. Şekerli de değil. Aynen. 2-3 fincan kahve, 6-7 bardak çay diyebiliriz. Sizinle birlikte çalıştığınız, yoğun bir Evet. emek harcadığınız Burak Kurubacakoğlu bugün bizimle birlikte. Evet. Burak Bey, sevgili izleyenler, 7 ayda kaç kilo verdi dersiniz? Bir kişi 7 ayda kaç kilo vermiş olabilir? Tahminleri Ameliyat alalım da mı? olmadı bu arada. Ne Mide ameliyatı ameliyat var, olmadı, ne de değil mi? herhangi bir ilaç, ek besin, hiçbir şey yok. Sadece doğru Doğru besleniyor. beslenmeyle. Evet, 60 kilo vermiş. Hikayesini kendisinden dinleyelim. Burak Bey'i de böyle alalım. Gerçekten yani 7 ay dediğiniz bir seneden çok az. Çok. Neredeyse bir yarım senede. Buyurun lütfen, hoş geldiniz. Merhaba, Şöyle hoş buldum. Böyle aramızı ortaya alalım. alalım. Merhaba. Merhaba. Kaç kiloyduk? Yaklaşık 140 kiloydum ben. 140 Tabii. kiloydunuz. Ondan sonra artık bir diyet yapmaya karar verdim ve 80 kiloya kadar düştüm şu anda. Peki Evet. ailede var mı başka? Hani şunu da anlamaya çalışıyorum Çağatay Bey. Genetik bir şey mi? Benim anne tarafım biraz kiloluydu zaten. İşte annem, hani işte anneannem, işte dedemle biraz bir kilolu vardı. Hani ben de küçüklüğümden beri açıkçası hep ne bileyim abur cubur yedim, yanlış beslendim. Ve bu süreçte de sürekli kilo olarak devam etti. En son işte lisede yani bir kilo almaya başladım tekrardan. Sonra o devam 100 etti. kilolara geldim. Üniversitede zaten geceleri çalışıyorsunuz falan, daha Kaç yaşındasınız şu düzensiz anda? beslenerek devam etti. Şu an 28. 28 29. yaşındasınız. Peki nerede böyle hani artık trak dedi, ben burada durmam lazım ve bir şeyler yapmam lazım. Ne sizi irite etti? Yani fiziğinize verdiği şey mi, görsel problemi mi? Dize bile çok ağırlık veriyor, değil mi? Kesinlikle. Tabii yani kilonun birçok yan etkisi var. Yani en sizin de bahsettiğiniz gibi yani sağlık bunlardan birisi. Hani yolda yürürken nefes nefese kalıyorsunuz, çok terliyorsunuz. Hani birçok problemim vardı. Sağlık problemleri dediğim gibi çok büyük bir sıkıntıydı. Artık Artık bir de yani yaşınız aynen. çok genç Şimdi dedi. aynen dediğiniz gibi bir de şey ailede hani şeker var falan. Anneannemlerde dediğim gibi şeker var. Beraberinde. Aynen bu beraberinde şeker Aa, problemi evet, şu daha anda da Burak sıkıntılara yol Bey'in açabiliyor. zayıflamadan önceki hallerini görüyoruz. Burada kaç kiloyum dediniz? Şurada evet 140 kilo varım yaklaşık 140 olarak. kilosunuz. Sanki Benim siz değilmişsiniz gibi Burak Bey. Ne şöyle enteresan. bakınca benim gözümün önünde Yani. mazi canlanıyor. Çünkü Burak'ın bana ilk geldiği günü hatırlıyorum. Sonra gün geçtikçe o kadar değişti ki sanki farklı bir. Hani o öyle, o Burak'la bu Burak aynı değil gibi. Bir O yüzden hikaye gibi sanki, değil mi? evet. Sizin film şeydi ama Burak Bey'in burada tabii ki Çağatay Bey'in verdiği desteğin yanında, ama Burak Bey'in azmi de burada çok Tabii. önemli. Çünkü yarı yolda bırakanlar var, devam etmeyenler var. Peki çok zorlandınız mı bir böyle sağlıklı beslenme programı uygularken? Yani Çok şunu az yediniz aslında, bunu merak ediyorum ben. yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kilo vermek gerçekten sandığınız kadar zor değilmiş. Hani ben de en başta kilo vermek ne kadar zor olabilir onu düşünüyordum. Zorlanır mıyım? Nasıl yaparım? Yapabilecek miyim? Hani sonuçta belli bir süre sürecek. Bu süre boyunca yediğim işleme dikkat edebilir miyim? Birçok korkum vardı. Mesela en çok neyi seviyordunuz kilo vermeden önce ve ondan Yani vazgeçtiniz? ben tam bir tatlı canavarıydım büyük Ah, ihtimalle. ben de Çok öyleyim. seviyordum. Yani işte ne zaman her gün büyük ihtimalle tatlı yiyorum. İşte çikolatasıdır,
ne bileyim baklavasıdır, süsleşçidir. Oo, bir şeyler yiyorduk tabii. Kallavi tatlılar yiyorsunuz, baklava falan. Boş geçmiyordum yani öyle. O kilolar boş olmadı yani. Tabii aynen, istikrarlı bir şekilde aldım işte. Peki kilolar. Hiç mi tatlı yemediniz? Tatlıdan vazgeçmek çok zor. Çünkü ben de mesela tuzludan hiç şey yapmam. Çok rahat vazgeçebilirim ama tatlı bana da her şeyden önce bir mutluluk kaynağı. Vallahi benim de en çok zorlandığım mesela sağlıklı yemek yemekte. Tatlının yerine ne koyacağım acaba? Ne koydunuz yerine? Ya, tatlının yerine işte meyve koyduk daha çok. İşte bu şeker ihtiyacımı ne bileyim, sağlıklı bir şekilde meyvelerden alarak karşıladım. Hani en başta belki 1-2 hafta hani insan canı tatlı istiyor. Değil mi? Ama sürekli uyguladıkça artık meyve yeterli olmaya başlıyor. Canı tatlı fazla çekmiyor yani. Bu şey gibi ya, çayı veya kahveyi şekersiz içmeye başladığınızda ilk 2 gün böyle acayip şey olur. Sonra şekerli yanlışlıkla içtiğinizde ne oluyor dersiniz? Evet, onun gibi mi oluyor? Kesinlikle öyle bir bağımlılığı vardır zaten. Araştırmalar da bunu söyler. Benim danışanlarımdan istediğim olay şudur. Hani bir kaçamak tabii ki olacak. Mesela 140'tan 80'e düşüyor. Hiç mi tatlı yemedi? Tabii. Hiç mi şekerli bir şey yemedi? Tabii ki bunları tüketeceksiniz. Can bu. Çeker. Ya tabii yani sağınızda solunuzda nereye dönerseniz bir tatlı görüyorsunuz. Benim ama özellikle isteğim şudur. Diyetteki en büyük motivasyon nedir biliyor musunuz? Tartı. O tartıya bir çıkarsanız 140 kilosunuzdur. Bir çıkarsanız bir hafta sonra 135 kilosunuzdur. O motivasyonu almadan kesinlikle tatlı yemelerini istemem. O zaman önce tartıyla mı arayı barıştırmak lazım değil mi? Tabii. Çünkü şöyle bir durum yaşadığınızı düşünür müsünüz? Tartıya bir çıktınız, bugün 140 kilosunuz, bir hafta diyet yapıyorsunuz, bir hafta sonra tekrardan 140 kilosunuz. Evet, mesela bu benim de yöntemimdir. Bunu istemeden yapıyorum. Ben lisedeki kilomdayım hala. Yani hiç çok 1-2 kilo şey olur. Çünkü ben çok sık tartıya çıkan, yani gün içinde 50 defa değil ama yani haftada en az 3 defa mutlaka tartıya çıkarım. Biraz oynamaya başladığımda hemen kendime trenlerim. Benim metodum hep odur yani, ucunu kaçırmamak aslında. Aynen öyle. Aslında kilo koruma yapıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Bize en çok sorulan sorulardan da biri şu. Hocam ben 100 kilodan 55 kiloya düşeceğim ama nasıl kilomu koruyacağım? Siz onu çok iyi bulmuşsunuz. Şöyle kendinize 1-2 kilo pay vereceksiniz. Örnek veriyorum 55 kilosunuz. 57'yi görünce duracaksınız. Dikkat edeceksiniz. Evet. Yoksa 55, 60, 65 diye devam ediyor. Evet. Gece krizleriniz var mıydı kilo vermeden önce? Hani gece böyle ekran karşısında yemek, arkadaşlarla abur cubur atıştırmak gibi. İşte özellikle üniversite zamanında ben hep geceler oturuyordum, ders yapıyordum. O sırada iyice yani işte zıvanadan çıktı. Tabii ki. İşte geceleri ne bileyim makarnadır. Makarna yok yerdim. Karbonhidrat bol bayağı. Ketçaplı mayonezli falan. Karbonhidrat dediğiniz gibi çok alıyordum. İşte bisküvidir falan, o tarz abur cuburlar çok yiyordum. Mesela süt yapıyordum bir bardak. Onun için de bisküvileri dolduruyordum, eritiyordum, o şekilde yiyordum falan. Yani bu tarz sağlıksız, düzensiz bir şekilde beslenme alışkanlıklarım peki, vardı. Peki şimdi gece krizi tutunca ne yapıyorsunuz? Veya o kilo verme sürecinde ne yaptınız esas? Yani şu anda dediğim gibi hani sağlıklı beslenmeyi öğrendik. Zaten en büyük değişiklik oldu benim için de. Sağlıklı beslenmeyi öğrendim. İşte ne yapıyorum? Meyve yiyorum. Elma yiyorum, muz yiyorum. Hani biraz porsiyona göre tabii ne çok abartmadan. Bu şekilde besinler alıyorum. Ya yani ceviz, fındık. Hani bunları alıyorum ben veya mesela, yoğurt. Kilo vermeye başlayanlar için sonuçta sosyal bir hayatımız var. İşte arkadaşlarımızla dışarı çıkıyoruz. İş yerlerinde yemek yemek zorunda kalıyoruz. O zamanlarda ne yapıyorsunuz? Yani o menü seçimini nasıl yapıyorsunuz? Orada biraz önce de bahsettiğimiz gibi diyetin sürdürülebilir olması lazım. Yani şimdi size bugün zorunlu olarak ıspanak yiyeceksiniz diye bir şey yok. Orada ne bulabiliyorsunuz? Yani bir restoranta gittiniz ne bulabilirsiniz? Tavuk bulabilirsiniz, balık bulabilirsiniz, et bulabilirsiniz. Bunları ızgara olarak tüketebilirsiniz. Veya hiç mi bir şey bulamadınız? Sağlık adına hiçbir şey bulamadınız. O zaman da porsiyon miktarına dikkat edeceksiniz. Yani önünüze bir yağlı bir kuru fasulye de gelse, yağlı bir sebze yemeği de gelse, suyunu tüketmeden yani çataldır benim mesafedeki yöntemim. Süper. Evet, kısa bir ara vereceğiz. Kısa aradan sonra Burak Bey nasıl 60 kilo vermiş bunu konuşmaya devam edeceğiz. Programımızın son bölümünde Çağatay Bey'le 60 kilo veren Burak Bey'le birlikteydik. İnşallah sürdürülebilir olur. Bu temenniyle bitireyim. Çok İnşallah. Güzel bir şeyi başarmışsınız. Aynen öyle. Yani zaten diyet hani Kasım gibi bitmişti. Yani bir o zamandan beri de bu kiloyu koruyorum şu anda. Harika. Yani zaten sağlıklı beslenmeyi öğreniyorsunuz ve sürdürülebilir oluyor. Süper. Bunu da söyleyebilirim. Son bir mesaj var mı kilo vermek isteyenlere Çağatay Bey? Kilo vermek çok kolay. Önemli olan sadece başlamak ve karar vermek. Karar verdikten sonra gerisi geliyor. Evet, harika. Hayat zaten böyle bir şey. Kararımızı verdikten sonra gerçekten gerisi geliyor. Geçmez dediklerimiz geçiyor. O zaman hedef belirleyelim bugün. Sağlığınız, mutluluğunuz, huzurunuz daim olsun. Yarın 12'de tekrar karşınızdayız. Görüşmek dileğiyle.